Evet. Ya şu şu sahne de müthiş ama bu arada şu ilk başlarken ki bu e, sizin o Ankara havasını duyup indiğiniz sahne müthiş Erdal abi ne oynamışsın sen ama ya oynatıyorlar ya e, inanç niye iyiydi. ben bu, bu Ankara <gülüyor> havası ortaya <laughs> çıkacak niye ben İnanç efsanedir yani çok Öyle güzel dövüşüyor yani tabii yani sen Ankaralı mısın Ankara sen Ankaralıyım Berkan sen? ben. De öyle mi? Evet. Ha bak ben Erdal abi biliyor musun siz olduğunuzu şu an Ankara. O ondan o sahne o kadar doğal. Ee, Sahiden yani, yapmışsınız yani. Bizim hikaye biraz tuhaftı tabii ki yani. Hani bizim bir gece kulübümüz vardı. O zamanlar inançlar işte öğrencilerdi daha dil tarihte. bedava biraya geliyorlardı. Ben onları öyle kandırıyordum. Doğru. <laughs> ee, ama Doğru, yani e, efsane bir iki yıl falan geçirdik bizim bir gece kulübümüzde oyunlar falan oynuyorduk vesaire. Oradan sonra zaten gece kulübünü kapattık ve Esat çıktı. Hmm. Denk geldi. Denk geldi. Ondan sonra hep beraber o tarafa geçtik. Ee, Berkan aslında hayalet rolü için hazırlanmışsın sen. Doğru mu bu? Evet. Ee, evet. Sonra Akbaba'ya dönmüş. Ee, bu hikayeyi ve inançın e, hayalet oluşunu bir dinlemek isteriz sizden. Önde dinlemek istiyorum. Ee, Yok yani. ben 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 anlatayım ben oradaydım çünkü yani ee. Ee, ben Serdar abilerle buluştum oyuncular gelecek abi dedim vesaire. E ee, işte fotoğraflarına baktı Berkan'ın. Ee, dedi hayalet olur dedi. O o dedi o olur dedi. E ee, Fatih de görmüştü o zaman. O da dedi Harun dedi o çocuk dedi gelsin dedi. O da bakalım dedi. Sonra Berkan gelmeye başladı. Saçlarını hmm. böyle ata ata Ankara sokaklarında hmm. Serdar abi girişine baktı. E ee, bu akbaba dedi. Bu <laughs> <laughs> böyle ama benden audition'ı hayalet olarak almışlardı. Çok evet. Iyi. <laughs> Ondan sonra peki hayaleti sana dönüşü nasıl oldu? Benden o dişini hayalet olarak aldılar, ben hayalet olarak Bana kimse akbaba oldu böyle. Benden akbaba o dişini almadılar. Yok ya, gelişinden belliydi yani. Diye Serdar abi söyledi, akbaba geliyor dedi. Ama role bu kadar yakışması, hakikaten. Abi ama hepiniz için öyle yani. Bütün karakterler yani. öyle de yani. Bütün karakterler öyle yani. Eray Keza, Ege abi, herkes, Ayça. Herkes. Aramız ya bir etti. çılgın çılgın. Bir değişik bir şey oldu böyle bir e, başladığımızda da e, o anda belki e, farkında değildik ama daha sonra fark ettiğimiz bir böyle bir avura mı denir ona? Bir şey yakalandı ve e, onu gördük yani. Ya da set şöyleydi. Bizim gerçekten endişelerimiz var yani. Başladığımız zaman. E, ama sete bir baktık ki biz kameranın arkasındaki her bir insan için söylüyorum bunu. Evet. Besatçeye karşı büyük bir sevgileri var. Hmm. Yani bu sevgi öyle bir hale dönüşmüş ki e, yani bu bir hani nasıl uhrevi bir görevmiş gibi takıldılar yani. Besat geri bir, dönüyor havasında. Yani ya oradaki insanların size motivasyonu çok yüksek. Ya o kadar saçma şeyler oldu ki birinci haftanın sonunda babam öldü. Benim bir an önce Aman gitmem anladım. gerekti. Hemen döndüm çünkü oradaki insanların motivasyonunu zedelemek istemedim yani. Kızımla sahne oynuyoruz. Bir şey oldu. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Bir taraftan besaç çekiyoruz, bir taraftan derin ameliyat oluyor, bir taraftan set devam ediyor. İnancın keza çekerken o kadar büyük aksilikler oldu ki hayatlar kaybedildi, bir şeyler bir şeyler oldu ama biz hiçbirimiz o setin arkasındaki o motivasyonu bozmamak için hiçbir şeyi görmezden gel. Her şeyi hmm. görmezden geldik ya yani hayatımızdaki olumsuzlukları. O yüzden yani benim için hani bütün besat sezonları çok değerlidir. Ama bu sezon e, artı bir değeri vardı benim için. Yani yaptığımız için arka taraftan nasıl bir enerjiyle değerlendirildiğini görme şansına eriştik açıkçası yani. Müthiş Berkan sen ne diyorsun? Katılıyorum bunların hepsine. Gerçekten katılıyorum. Çok izleyiciye yansıyor ama biliyor musunuz evet. bu? Yani bu bu sezon bu bu sezon ki bu bahsettiğiniz hikaye biz bunu bilmiyoruz. Biz sadece Öyle ekranın iyi. önden seyrediyoruz evet. ve görüyoruz ama bu çok yansıyor. Bir şey var ve o bir şey Behzat'ta çok özlediğimiz bir şey ve o bize geçiyor. Yani işte her anında geçiyor. Bu kadar talihsizliğe rağmen çok motiveydik. Şöyle bir durum var. E, katılacak mısınız bilmiyorum. Özlemişiz de bir yandan. E, hmm. Evet, tabii. Çok özlemişiz. Ya birlikte oynamayı da özlemişiz. Evet. Tamam. Sadece Denizli'yi özleyen. De Erdal abi, besatçıyı bir özledim. Birbirimizi öpmeyelim diye söylemiyorum. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Yoksa tabii çok özlemişiz. Özlemişiz. Yani. <laughs> E, i̇zleyiciler şey soruyor. Diyalogları ne kadar doğaçlama? Metne ne kadar bağlı kalıyorsunuz diye soruyor. soruyorlar. Yönetmenim verdiği kadar <laughs> doğaçlıyoruz. Do bazen üzerine alamadığınız oluyor bağlı ama kalıyoruz da. Ee, ya kes sesi çok geç geliyor bizde. <laughs> <laughs> yani bir, Ben öyle... bunu nereden bağlayacağım diye. <laughs> ee, kes sesi biraz geç geliyor. Yani biz konuşuruz konuşuruz o nereden? Çünkü ya improvize olduğu için üç tane kamerayla çekiyorsun ama bazen de ekstraların açılara ihtiyacın var. Yani nasıl bağlayacak yönetmen? Bir taraftan iyi bir taraftan kötü ama biz de çok geç geliyor yani seviyoruz bir de oynamayı gerçekten özlemişiz biz. Aynen. Bir de karakterleri aynen. de özlemişiz biz yani. Bir de şey durum var ee, yani ben açık konuşayım Berkan da beni bırakır mı? biz o sahne bitmez. Bitmez, bitmez bitilmez <laughs> Eminim sağarız o sahneyi sadıkça sağarız. Bakarız nerede falan filan. Ya domatesci bile baksana öyle <laughs> Abi ne var ya. dedin oradan koskoca bir şey çıkmış yani. Ya. Bu arada tebrikler domatesçi abi İyi. özlemiş. İyiyim sen ne yapıyorsun dedi? Aha dedim tamam bu ya. Bu işte evet bu yani. Eee <laughs> <laughs>